Sıradaki sorumuz şu şekilde. Büyük kızım kendiyle bir savaşta sanki. Ben onu kaybediyorum artık. Kendine zarar verme evresine geldi. Onu henüz bir uzmana götüremedim maddi sebeplerden dolayı ne yapmalıyım? Çocukların kendine zarar vermesi, çocukların kendine, gençlerin kendine zarar verme ihtiyacı genelde Nihan Hanım anne ya da baba tarafının, ailenin bireyi tarafından anlaşılamadığını düşündüğü zaman. İşte ya da beni duymuyorlar, beni görmüyorlar da çok üzerimde baskı var dedikleri zaman ortaya çıkan durumlardan bir tanesi. Bunun içinde ihmal de olabilir zaman zaman, istismar da olabilir zaman zaman. Ama genelde eğer anne baba çok üzerine düşüyorsa çocuk kendini anlaşılmıyor gibi hissedebilir. Ve anlaşılmıyor ya da çok fazla yaptıkları şey kınanıyorsa kendini, varlığını bu şekilde ortaya çıkartmaya çalışabilir. Bunun aşamasında eğer kendine zarar verme aşamasındaysa bunun ileriki aşaması maalesef çocuk daha fazla zarar vermeye doğru gidebilir. Hani Allah muhafaza kendi canından vazgeçecek hale gelebilir. Bununla alakalı ne yapılabilir? Bununla alakalı sizin de söylediğiniz gibi Nihan Hanım, devletin kurumları var. İlla hani bir terapi desteği almanız için özele gitmek durumunda değilsiniz. Devletin kurumları olan yerler var. Bazı özel merkezlerin gönüllü çalışanları var ve bazı özel merkezlerin uygun ücretli alan yerleri var. Eğer herhangi bir psikoloji merkezinde bile arasanız uygun ücretli alan terapistleri vardır. Ayrıca üniversitelerin psikolojik danışmanlık merkezinde de ya çok cüzi bir ücretle ya ücretsiz şekilde terapi imkanı bulabiliyorsunuz. Bütün danışabileceğiniz bütün konular için geçerli bu. Burada eğitim almış kişiler bu terapileri gerçekleştiriyorlar ve süpervizörlerinden yani hocalarından destek almaya devam ederek seanslarını gerçekleştiriyorlar. O yüzden biraz daha belki yeni mezun, yaşı genç kişilerin olması onları tedirgin edebiliyor ama özellikle bir üniversite çatısı altında olduğunda yetkinliğe ulaşmış kişilere ancak böyle bir imkan sağlanıyor. O yüzden buradan da faydalanabilirler. Bir de Nihan Hanım şöyle bir şey var. Lütfen psikiyatriste gitmek devletin birçok yerinde, devletin kurumlarına gidebilirler. Bir psikiyatriste gitsin. Psikiyatriste gitmek sürekli gidilecek bir şey değildir. Ya da özele gidiyorlarsa bile 2 ayda bir gidebilecekleri bir psikiyatrist ayarlanabilir. Hani bununla alakalı lütfen çok fazla hani ben çaresizim, benim böyle bir durumum var, asla bir yol yok değildir. Bu tarz sosyal verilen hizmetler, bu tarz hizmetler devletin kurumlarına da veriliyor. Ve hem psikiyatri hem psikolog işlerine de verilebiliyor bunlar. Ya da özel bir kuruma da uygun ücretli de verilebiliyor bunlar. Lütfen bununla alakalı araştırmalarınızı yapın. Nihan Hanım'ın da bahsettiği gibi yerler var. Çok fazla vakit kaybetmeyin. Çünkü burada Lütfen. sadece kızınızla alakalı değil, İletişiminiz de zarar görmüş. Bu iletişiminizde de görülen zararlardan dolayı kızınıza ulaşmanız da engelleniyor olabilir. Bununla alakalı çalışmalara bir an önce başlansın diye ekleyelim İnşallah, Nihan Hanım. inşallah. Hemen sıradaki sorumuza geçmek istiyorum. Çok fazla sorumuz var. Yetiştirelim inşallah. Şöyle sormuş izleyicimiz. 3 yaşındaki bir çocuğun ısırma davranışından vazgeçmesi için nasıl bir yöntem denenebilir? Bir süre bu davranışı göstermedi ama son zamanlarda yeniden ısırmaya başladı. Çocuğa ısırma sebebi sorulduğunda canım sıkıldı diye cevap veriyor. Şimdiden teşekkür ederim. Kızımız ya da beyefendim bilginiz var mı Nihan Hanım? Herhangi bir bilgi yok. Şimdi çocuklar için şöyle Nihan Hanım, çocuklar biliyorsunuz belli bir yaşa kadar, biz bazen bunu 3 yaşına kadar diyoruz. Çocuklar 2 yaş, 3 yaşına kadar bir şeyle ağızlarını dokunarak, tadarak bakıyorlar. Bunlar normalde gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Ama siz çocuğunuzu severken haşin bir sevme tarzınız varsa, oralarını bana ısırıp koparma böyle çocuğu böyle seviyorsanız çocuk bunu çok normal olarak algılamış olabilir. Birincisi bu. Yani çocuğumuzu naif mi seveceğiz? Biz çocuğu severken böyle seviyoruz. Evet tabii ki sevin ama çocuk bunu nasıl algıladığı çok kıymetli. Bir şeyi severken de çocuk ısırmarak mı seviyor yoksa sadece öfkelendiği zaman canım sıkıldığı için mi yapıyorum diyor. Buna bakmak çok kıymetlidir. Birincisi bu. İkincisi çocuğa eğitim vereceksiniz diye yani çocuğu öğreteceksiniz diye çocuğunuzu siz de ısırmayın. Yani bak ısırmak böyle öyle olmuyor, böyle oluyor. Gel bakayım konu ben ısırayım dediğiniz zaman çocuk ısırma eyleminin derecesinin ne kadar büyük ve zararlı bir şey olduğunu algılayamadığı için sizin verdiğiniz tepki ona çok ağır gelebilir. Yani ona göre yaptığı şey çok naif ve normal bir şeydir ama sizin ona yaptığınız şey çok daha ağır bir cezaymış gibi gelebilir. Onun yerine çocukla biraz daha konuşmaya çalışın. Ona sınır koymaya çalışın. Onunla alakalı şöyle mesela oyunları oynayın. İşte
İki tane bir kaplan bir aslan oyuncak varmış. Bunlar birbirlerine ısırdığı zaman birinin canı çok acımış ve ağlamış diye böyle oyunlarla bunu daha çok uzatabilirsiniz. Bu tarz oyunlar oynamaya çalışın. Yani oyun çocuğun zihnini gerçekten değiştirecektir. Ve şöyle de bir şey olabilir. İlla çocuk ısırıyor diye bu ısırdığı şeyi dediğim gibi çok kötü bir şey olarak algılamayın. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk o ısırdığı zaman canım sıkıldı diye ısırıyor. Onun yerine mesela ona oyuncaklar verebilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz ki canım ısırmak istiyorsa birinin, al bu tane bu puf oyuncağı bunu ısır. Hı hı. Ya da canım ısırmak istiyorsa sıkıldığı zaman hadi bu sıkıntısını nasıl giderelim? Bununla ilgili evde birazcık işte bir yerlere vurma çalışmaları yapılabilir. Diğer bir yöntem ise bunu çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor söylediğim şey. Çocuk ne zaman ısırıyor? Hı hı. Çocuğun ısırmasının yanının level level yukarı mı çıkıyor? Yani çocuk ilk önce sakin gibi. Sonra biraz sinirleniyor. Sonra biraz daha sinirleniyor. Sonra elindeki şeyi atmaya başlıyor. Sonra saldırmaya mı geçiyor? İşte o nüansı yakalamak çok kıymetli. Çünkü çocuk o yavaş yavaş o öfkesi, o ısırma refleksi çıkmaya başladığı anda konuyu değiştirebilirsiniz. Aa hadi bakalım burada oyuncak var. Hadi bu oyuncağa bakalım. Aa hadi gel mutfakta. Acaba bir şeyler var. Gel sen de mutfakta. Bakalım neler var. Mutfakta bir pasta, bir kek yapalım gibi. Böyle farklı farklı hemen o ana müdahale etmekten ziyade o andan bir öncesine müdahale etmeye çalışın ki oraya daha o raddeye gelmesin. Bu da uygulanacak yöntemlerden bir tanesi. Her şeyi uyguladınız, her şeyi yaptınız, internete baktınız, oraya baktınız, buraya baktınız. Veren her şeyi uyguladınız ama bu çocuk hala buna devam ediyorsa, hala kendiyle alakalı sıkıldığı zaman bir ısırma refleksi varsa o zaman uzmandan bir destek evet. almada yarar var. Çünkü evin dinamiklerinde, evdeki anne babanın rolü, kardeşin rolü, o çocuğun rolünde alakalı yaklaşımlarla alakalı hatalar olabilir. Bu hatalarla alakalı bir uzmandan destek almalarının yanın çok daha kıymetli olacaktır. Benim bir öğrencim Şehadet Hanım çok öfke anında öfkesini kontrol edemediği için ısırma davranışına başvuruyordu. Yaptığının da farkında. Yani yanlış bir şey yaptığını zaten bilerek ama yapıyor. Ama kontrol edemiyor. Evet zaten evet. bilerek ve sebebi sorulduğunda çok acıkmıştım diyordu. Kendince bir rasyonize etmeye çalışıyor. Masum göstermeye evet, çalışıyor evet. çocuklar tabii ki. İşte burada da canım sıkıldı yani. Canım sıkıldığı için bu meşru bir şey evet. gibi cevap verebiliyor çocuklar. Öncesini sonrasını iyi takip etmek olayın çözümü için çok kıymetli oluyor sizin de vurguladığınız gibi. O yüzden biraz daha detaylı bir gözlem yaparak olayın çıkış anlarını yakalayıp doğrudan onunla alakalı da çalışabiliriz. Nasıl çalışacağız? Sıklıkla hatırlatıyoruz. Evet. Oyun ve hikayeler çocuğa ulaşmadaki en büyük yol. Özellikle 3-4 yaş, 5 yaş bu süreçlerde çok faydalı oluyor. Bir de Nihan Hanım şöyle şu da yöntem de uygun olabilir. Mesela çocuk okula gidecek. Mesela şey yapıyor bazıları diyor ki evet canım sıkıldım da yaptım diyor. Bazıları diyor ki işte oyuncağımı aldı beni itti diye yapıyorum diyor. Bu çocuğu önceden hazırlayabilirsiniz. Yani bak şimdi seninle beraber oyun parkına gideceğiz. Seninle beraber okula gideceğiz. Seninle beraber işte arkadaşımızın evine gideceğiz. Orada bir tane çocuk gerçekten böyle böyle hareketler yapma eğilimi var. Eğer öyle bir şey olursa hemen benim yanıma gel ve benimle konuş. Tamam mı? Çocuk sana bir şey, bir davranış yaptığı zaman hemen benimle konuş. Isırma davranışını yapmak yerine eğer çok ısırmak istiyorsan al bu peluş oyuncağını bunu ısırmaya çalış ve benim yanıma gel olayı senin çözmede ben yanında olacağım gibi. Eğer çocuğa bu güveni verirsek çocuk en azından bu kontrol, bu davranışını biraz daha kontrol etmeyi öğrenecektir diye ekstradan da ekleyelim. Çünkü çocuğa önceden bir bilgi vermek çocuğun en azından bunu birazcık daha anlamlandırmasını sağlayacaktır. Şunu da unutmayın 3 yaş bu tür davranışların olabileceği bir yaş evresi. 3 yaşından sonra 4 yaşında 5 yaşında hala yapıyorsa hani belki o zaman birazcık daha alarm çalmaya başlayabilirsiniz. İnşallah hızlı bir şekilde bir çözüm yolu bulurlar diyelim. Evet. Sıradaki sorumuz şöyle. Çok sık cevapladığımız sorulardan birisi. Birinci sınıfa giden bir kızım okuma yazmayı okula gitmeden öğrendi. Ama şimdilerde B ve D gibi harfleri karıştırıyor. 3 sayısını tersten yazıyor. Bu durum normal mi? Yoksa kızımı bir uzmana götürmem gerekiyor mu? Şimdi kızınız okuma yazmayı öğrenmiş olabilir ama eğer ki öğrendiği halde bazı şeylerde yanlış yapıyorsa B, D harfini 3 sayısını yanlış yapıyor dedi izleyicimiz. Böyle durumlarda Nihan Hanım biz her zaman şunu diyoruz. Yani illa öğrenme güçlüğünden şüphelenmeyin.
ama aynı zamanda illaki de olma ihtimali olabilir diye şüphelenin. Yani iki tane zıtlıktan bahsediyor. Şunu demeye çalışıyor. Çocuk gerçekten de yeni öğrendiği için karıştırıyor olabilir. Ama eğer ki bunlar sürekli devam eden bir durumsa, yani öğrenme hala gerçekleşmemiş demek oluyor bu. B ve D harflerini hala yanlış yapıyor ve sürekli siz düzeltiyorsunuz. Bu demek ki hala toparlanmamış demek oluyor bu. O zaman hemen bir uzmana götürün ve test yaptırın. Bu testlerden bir tanesi KES testi. Bu KES testini yaparak da çocuğa şey yapılabilir, bir çalışma yapılabilir. Diğer bir durum ise lütfen evde göstereceğim şu testi yapabilirsiniz. Şöyle sonsuz işaretinin yatay hali var. Bu yatay halinde çocuğa evde sürekli bir şekilde bunları yapıp şu aşağıya çubuk olursa P harfi olacağını söyleyin. İşte bu şöyle bir harf olacaksa burası B harfi olacak. Buradan çubuk gelirse burada da işte D harfi olacak gibi. Çubuk kısaysa A harfi olacak gibi. Çocuğa bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer bununla alakalı çalışma yaptınız, aynı zamanda motor hareketleri çok kıymetli. Yani ne demek istiyorum? Yani elini sanki yatay bir halde S ya da sonsuz işareti yapıyormuş gibi sürekli böyle böyle sağ eliyle yapsın. Sonra iki eliyle aynı anda yapsın. Bir sol eliyle yapsın, sağ eliyle yapsın, sonra iki eliyle aynı anda sonsuz şekilde bir yatay bir şey yapmaya İşareti çalışsın yapsın. Dedi. Bu da motor hareketlerini geliştirme konusunda kıymetli olacaktır. Ama yaptığınız çalışmaları bir hafta bir deneyin. Olmadıysa bir uzmandan KES test dediğimiz CAS diye yazılıyor. Bir test yapılarak bir destek alınsın. Çocukta öğrenme güçlüğü varsa ki birinci sınıf, lütfen vakit kaybetmeden bir uzmandan destek alın. Ve lütfen nokta atışı gidin. Oraya gidiyorlar. İşte şu derneğin şu eğitimi, bu derneğin bu eğitimi oluyor da bir herhangi bir kurs. Yani şey gibi düşünün yanım. Yani gerçekten sadece bir kurs şeklinde oluyor. O tarz bir yere gitmeyin. Gerçekten hani bu devletin bir kurumu olabilir, dernek kurumu olabilir, bir özel bir kurumu olabilir, hiç fark etmez ama bir kurs şekli değil, çocukla birebir çalışacak bir eğitim merkezine gidin. Çocukla birebir çalışabilecek bir uzmandan destek alın. Çünkü uzmandan bir destek alınmadığı zaman kişiler de işini gerçekten riyakette ve uzmana göre yapmadığı için sadece çocuk oraya geliyor, aile hiçbir değişiklik görmüyor. Evet. Ve bunu biz gördüğümüz çok fazla vaka var. Lütfen bu konuda yatırım yapın. Ne vaktiniz ne paranız boş yere gitmesin. Evet. Özellikle bunu ailelere çok söylemek istiyorum. Çünkü zaman kaybı yaşadıkları çok fazla olay oluyor maalesef. Ve sonrasında motivasyonları da çok düşüyor. Yeni yollar, yeni yöntemler deneme konusunda da çok zorlanabiliyorlar. Evet. İnşallah doğrudan nokta atışı dediğiniz gibi hızlı bir çözüm yoluna giderler.